izleyenleri Nevşehirli halka ulaşıma gelen son zamların durumunu sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Fiyatlar çok abes yani. Fırsatçı bir millet. Allah fırsat vermez. Gerçi onlara da ne diyelim. Gülşehir-Nevşehir arası 50 TL olmuş. Evet, bizim Kaymaklıyım ben. Kaymaklı-Nevşehir arası da aynı para. 20 kilometrelik yolu 50 TL'ye gidiyoruz. Hani gariban zor ulaşım yapıyor. Mecbur kalmayınca Nevşehir'e gelemiyor. Gelse de bir eşim dostum arabasıyla gelmeyi tercih ediyor. O da riskli. Ulaşım sorun yani bizim için. Her şey sorun Türkiye'de şu anda. Her şey sorun. Ben emekliyim. 14 lira maaş alıyorum. Ondan geçinmeye çalışıyorum. Ay başını bulamıyorum. Bir ay gaz tüpü çıkmış 770 lira. Ekmek. Günlük ekmeğe yetiremiyoruz. 50 TL'lik ekmek yiyoruz. Üç başımızın. Çorum çorba gelip giden misafirim. Allah eksik etmesin. Hani zor. Çarşı pazar şu anda bahçelerimizden yetişecek diye bakıyoruz. Bir sürü paralar harcadık. Ektik diktik. Verim yok. Kısırlaştıklar her şeyi. Doğal değil. Biz de doğal yemiyoruz şu anda. Hani Türkiye'nin durumu işler acısı diyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ben arabam var. Arabamla gidip geliyorum da 15 lira inmin imiş. Ben haberim yok ondan. Bunlar da 65'e 70 emeklisi. Bunların da kartları var ceplerinde. Gidip gelen insanlara düşünüyorum değil mi? Çok pahalı. Şehir merkezindeki ulaşım fiyatları nasıl? Ama o normal. 15 lira yani. Bu şehir 50 lira. Dışkere 100 lira. Çok pahalı. Çok. İstanbul'da Anadolu yakasından Beşiktaş'a 15 lira gidiyor. Hem Rumeli Hisarı'na bakıyorum, hem Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum, hem de vallahi doğru söylüyorum. Burada aptal diyelim. Ben 6 senedir ben 2 tane ev aldım, hep yan gelirdi. Ben ayağım bu bak. Mercedes'im bu. Bu 6 senedir yan gelir giderim valla. Doğru. Hem Rumeli Hisarı'nı görüyorum, hem Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum, Beşiktaş'a kadar gidiyorum. Doğru. En büyük deyimin derim, artı Nevşehir'in orijinal yerlisiyim. Yalancı yok. 6 senedir yan gelir giderim valla. Doğru değil mi? 15 milyon pahalı değil mi abla? Doğru. Çok pahalı. Hadi iyi günler, her selam olsun. Ulaşıma son gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok pahalı. Buradan Gülşehir'e gidip gelmek, ben öğrencim, buraya geliyorum, 50 liraya geliyorum. Aldığım, mesela ben maaş alıyorum, aldığım maaşın yarısını gidip geliş harcıyorum. Çalışıyor musunuz? Evet. Çalışıyor valla, o da bana yetmiyor. Valla çok pahalı her şey. Mesela girip bir eşya alıyoruz, kaç lira? 500 liradan aşağı mağazadan çıkamam. Doğru. Siz ulaşım hakkında ne düşünüyorsunuz fiyatlarda? Benim için de çok pahalı çünkü geçen hafta biz geldiydik geri Nevşehir'e. Biz şimdi 25 lirayla geldiydik. İşte otobüs parası. Şimdi geri Gülşehir'e gitmemiz. Şimdi geri kişi başı 50 lira ödememiz lazım. O da bizim için çok pahalı. Şimdi ailemiz bize 200-400 lira harçlık veriyor cebimize. Harcayın diye. Şimdi biz de yarısını yolculuk parasını veriyoruz. O da işte nasıl diyeyim? Azıcık karşılık kalıyor. Ona da nasıl diyeyim? Gideceğiz çiğ köfte, et döner veya tavuk döner yiyebiliyoruz. İşte nasıl diyeyim? Bunlar duysalar da işte fiyatını geri azıcık indirseler daha iyi olur. Her kişilik bizim için değil. Herkes bu konuda aynı düşünüyordur. Tek şimdi biz sıkıntıyı yaşamıyoruz. Şimdi buradaki yaşayanlar, Türkiye'deki işte yaşayanlar onlar için daha sıkıntılı çocuklar için. Gitmeleri gelmeleri işte daha nasıl diyeyim uygun değildir otobüsle. 50 lira ödemek için kişi başı 50 lira ödeyecekler. O da iyi olmayacak o zaman. Siz hangi ülkeden geliyorsunuz? Ben Almanya'dan geliyorum. Ben gurbetçiyim. Bu cuma bize çıkacağız geri. Almanya'da ulaşım fiyatları nasıl? Orada da orta. Şimdi hangi bölgede çalışıyorsan ona kadar da uygun. Gülşehir Nevşehir 50 TL olmuş. Ulaşım. Ama ben buralı değilim, haberiniz olsun. Mersin'den geldim. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bir evde bir kişi çalışıyor, 10 kişi yiyor. Sizce normal mi? Yani... Alıştık abi da basın. Niye zaman? Herkes zaman suçluyor da. Herkes devleti suçluyor, hükümeti suçluyor. Bence onunla alakalı değil. Yani düşünün. Bir anne baba olarak düşün. Evde bir kişi çalışıyor, 5 kişi yiyor. Ama hepsinin eline bakarsan, cep telefonlarına bakarsan, iPhone, Samsung. Bunları düşün yani. Yani insanlar çalışmadan bir şey bekleyemez. Benim söyleyeceğim bu kadar yani. Tek kişi olarak asgari ücretle geçinebiliriz o zaman. 17 bin TL yeterli oluyor. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O asgari ücretle geçinmez. Şimdi ülkemizde çok nadir kişi asgari ücret alıyor. Yani 35-40 milyar yani çalışan insan yok. Kimse çalışmıyor. Gidin mesela inşaat sektörüne bakın, kaynakçı sektörüne bakın. Kendim de bak bir firma sahibi, melerin sahibiyim, tamam mı? Biz işçi bulamıyoruz.
3 milyar yömeyle biz kaynakçı bulamıyoruz. İnşaatta çalışacak şey bulamıyoruz. Bir mobilya atölyesinde çalışacak yani 40 bin lira verdiğimiz usta bulamıyoruz. Ya bunun hükümetle ne alakası var, ben onu anlamadım. Ben, gerçekten gençler çalışmıyor. Bakın ben Mersin'den geliyorum buraya, müşterimizi ziyarete geliyorum. Ben de yani oturabilirim. Oturduğum yerde ben de derim baba sen bana bak. Baba bakamaz ki, anne bakamaz. Yani düşün. Bir ailede düşün yani, bir kişi çalışıyor, iki kişi çalışıyor. Bütün çocuklar okul okuyor. Yani öğrenciyiz. Çok pahalı gerçekten. Bayağı gerçekten pahalı. Yani öğrenci ulaşım 40 TL. Çok pahalı. Yani bir dürüm ekmek zaten 100 lira olmuş. Gidiş geliş 80 lira. Olmaz ya, çok pahalı. Ben burada endüstride okuyorum ben. Motorumla, ben kendi motorumla gidip geliyorum.